Merhaba futbol aşıkları. Videoya geçmeden önce bizi Facebook'ta takip etmeyi unutmayın. Linke açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Aktif futbol yaşantısına son vermesinin ardından önce sportif direktör, daha sonra da teknik sorumluluk görevlerini üstlenen Fenerbahçe'de Emre Belezoğlu dönemi sona erdi. Sarı lacivert yönetimin yola devam etmeyi düşünmediğini duyurmasının ardından Emre Belezoğlu'ndan açıklama geldi taraftara mesaj veren Belezoğlu İnşallah beraberce kupalar kaldırdığımız zamanlarda elbet bir gün gelecek ifadelerini kullandı. Öte yandan Fenerbahçe Kulübü de resmi hesabından Emre Belezoğlu'na teşekkür etti. Emre Belezoğlu'nun açıklaması şu şekilde. Değerli vaktinizi fazlaca almadan birkaç cümleyle sizlere duygularımı paylaşmak istiyorum. Yıllar önce futbolcu olarak girdiğim bu kapıdan kaptan ardına sportif direktör ve son olarak da teknik direktör olarak görev yaptığım evinden bugün itibariyle Fenerbahçe'nin bir evladı olarak ayrıldım. Diyorum. Bu süreçte benim için bir başkandan fazlası olan güvenini daima hissettiren Sayın Başkanım Ali Koç'a yönetim kurulumuza Samandıra'daki tüm mesai arkadaşlarıma ve şampiyonluğu son maça kadar taşıyan futbolcu kardeşlerime, eşim ve çocuklarımdan uzak kaldığım bu süreçte aya sıcaklığını hissettiren Samandıra ve kulüp personelimize, yeşil sahadan spor yöneticiliğine geçiş sürecimde bilgi ve birikimlerini benimle paylaşan hukuk ve finans ekibimize, ağır pandemi koşullarına rağmen gece gündüz demeden sezon boyunca koordineli bir şekilde çalışmalarımıza destek olan futbol koordinasyonu ekibime çok teşekkür ederim. Sizinle büyük çınarın altında çalışmak her daim büyük bir şereftir. Kalbimin en özel yerinde en büyük teşekkür Fenerbahçe taraftarına. Bu sezon her ne kadar fiziken ayrı düşmüş olsak da kalbimiz, inancımız, umutlarımız daima bir oldu. Anadolu'da, sokakta, deplasmanda daima beni bağrına bastınız. Umluğa ortak oldunuz. Sonu hayal ettiğim gibi bitmeyen bir sezon tek bir burukluğum sizleri ve çocuklarımızı mutlu edememek oldu. Bunu bir gün fazlasıyla telafi edeceğime inanabilirsiniz. Çünkü ben buna inanıyorum. Ayrılık sürecime dair kulübümüzü tüm sezon defalarca gördüğümüz gibi olmayacak senaryolarla yıpratmak isteyenler mutlaka çıkacaktır. Son maçımızdan bugüne kadar ismimi doğrudan hedef alarak yapılan bazı planlı saldırılar karşısında özellikle sessiz kaldım. Bunun sebebi Fenerbahçeme olan saygı ve sevgimdir. Başkanımız ile dostluğumuz, birbirimize duyduğumuz güven ve saygı bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Bana verilen her görevi kulübümün menfaatlerini düşünerek var gücümle yerine getirmeye çalıştım. Buna karşın ne yazıktır ki koskoca bir çınarı kendi hesapları için kullan çalışan kısır zihniyetleri de gördüm, kimin ne hesabı olduğunu çok iyi biliyorum. Ancak ben bugün de yine küçük hesapların içinde olmayacağım, mutluyum ülkemizin en köklü camiası Fenerbahçe Spor Kulübü'nde futbolcu, teknik direktör ve sportif direktör olarak hizmet verebildim. Gururluyum. Sizlerin bana tek gerçek yer olan sokakta gösterdiğiniz seveciyi hissettim. Mahcubiyetimiz yok, şevkle ter döktük. Mahrumiyetimiz yok, parayı başat değer bilmedik. Bildiğimiz tek şey ise kimse saygınlığını kendi elleriyle teslim etmedikçe kaybetmez.'' Sevgili Fenerbahçeliler, sizlere şampiyonluk ile veda edebilmeyi çok isterdim ama nasip olmadı. İnşallah beraberce kupalar kaldırdığımız zamanlarda elbet bir gün gelecek. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sizi çok seviyorum saygı ve sevgilerimle. Çocukluk hayali olan Fenerbahçe forması giydiği süre boyunca çubukluğunun hakkını sonuna kadar veren, formasını çıkarıp sportif direktör olarak kulübümüze hizmetlerine devam eden ve son olarak futbol A takım direktörümüz olarak Fenerbahçe'miz için mücadeleye devam eden Emre Belezoğlu, kulübümüzdeki resmi görevlerinden ayrılmıştır. Emre Belözoğlu'na kalbi Fenerbahçe ile atan milyonlarca yürek adına ortaya koyduğu tüm emek ve hizmetleri için teşekkür ediyor. Futbolcu olarak en üst seviyeye gelen kaptanımızın bundan sonraki kariyerinde de iyi noktalara geleceğinden şüpheniz olmadığını ve her zaman yanında olduğunuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Bir gün yeniden buluşmak dileğiyle. Her daim yolun açık olsun. Şansın bol olsun Fenerbahçeli Emre. Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonu şampiyonluk paralısıyla hazırlanacak olan Fenerbahçe hem teknik direktör konusunda hem de takıma katılacak isimler konusunda hareketli günler bekliyor. Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un Emre Belizoğlu ile yolları devam etmeyeceklerini açıklamasının ardından takımın başına kimin getirileceği büyük merak konusu oldu. Peki Fenerbahçe'nin gündeminde hangi isimler var? İşte koçun açıklamaları ve gündemdeki teknik direktör. Ali Koç, yeni sezonda takımın başında Emre Belözoğlu'nun yer almayacağını belirtti. Koç, ne yazık ki hoca konusunda hedeflediğimiz ve arzuladığımız kan uyuşmasını henüz yakalayamadık. İstikrar sağlandığı takdirde başarının gelmesi daha kolay oluyor. Değişiklikler oldukça takım sinerjisinden sağdaki futbola ve neticelere kadar her şey etkileniyor. Biz de aynı hoca ile devam etmeyi isterdik ama olmadı. Hedefimiz doğruydu ama gerçekler istediğimiz gibi olmadı. Emre Belezoğlu'na müteşekkirim. Kendisine bugüne kadar yaptığı tüm hizmetler için teşekkür ederim. Kendisinden ne istediysek saf duygularla, elinden gelenin en iyisini yaparak, yoğun mesailer harcayarak, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, zamanı geldiğinde kendi cebinden de bazı ihtiyaçları karşılayarak elini taşın altına koydu. Emre Belezoğlu kısa süreçte kaptanlık, sportif direktörlük ve teknik adamlık yaptı. Emre, sportif direktör olarak bence beklentinin çok üstünde bir performans sergiledi. Yaptığımız transferlerde yanlışlık olabilir ama süreç yönetimi, bağlantılar ve temaslar ile kısıtlı imkanlarımıza rağmen gelmesi mümkün olmayan isimlerin gelmesini sağlaması, harcama limitine uyulması açısından büyük artılar getirdi. Sonra kendisini teknik direktörü olarak buldu. En büyük hayali ileride teknik direktör olmak olan bir insanın bu riski alma mecburiyeti yoktu. Son derece riskli bir göreve soyundu. Bir saniye düşünmedi. O geldikten sonra 10 maçlık periyotta 23 puan aldı. Aynı periyotta Erol Hoca 21 veya 22 puan almıştı. Ancak futbol Fenerbahçelilerin beklentisine çok daha yakın bir seviyedeydi. Şampiyonluğu Sivas Spor maçında kaçırdık. Kendisinden ne istendiyse, beklendiyse elinden geleni yaptı. Teknik adam konusunda ise 3 alternatifimiz var. Bunlardan biri Emre ile devam etmek. İkincisi yabancı teknik direktörü altında Emre'nin olduğu bir yapı. Üçüncüsü de yepyeni yabancı bir teknik ekip. Mevcut şartlar Türk tek ismin Emre Belözoğlu olacağını gösteriyor. Bize göre 5-10 yıl içinde Türkiye'nin açık ara en iyi teknik direktörü Emre Belözoğlu olacak. Ancak bugün tecrübe çok önemli. 200 sene şampiyon olsaydık öyle bir riske girme imkanımız olurdu. Ancak içinde bulunduğumuz durumda bu tercihi yapmanın bizim için çok büyük risk. Emre için de haksızlık olacağını düşünüyoruz. Belli bir süredir şampiyonluk yok. Fenerbahçe'de her zaman baskı var. Onu da riske atmamak adına bu tercihi yaparak Emre ile konuştuk. Emre düşünmek için zaman istedi. Çok çok sıcak baktığını söyleyemem ve onu da anlayışla karşılıyorum. İnşallah hepimiz açısından en hayırlı karar vermiş oluruz. Sonuç ne olursa olsun Emre Belözoğlu bugün olmasa da yarın bu kulübe çok büyük hizmetler yapmaya devam edecektir şeklinde konuştu. Yeni teknik direktörün en geç kampta sarı lacivertli takım başında olması gerektiğini dile getiren Fenerbahçe Başkanı planlamayı da teknik direktörle yapacağımıza göre ne kadar erken olursa o kadar bizim avantajımıza. Bilhassa yollarımıza ayıracağımız futbolcular konusunda şimdiden harekete geçmek durumundayız. Teknik direktör konusundaki arzum yarın gerçekleşmesi tahminim Haziran ayının 3. haftasına kadar Tespit ettiğimiz isimler, yapacağımız görüşmeler Haziran'ın 3. haftasına kadar gider. Bu sefer nasıl bir futbol oynamak istediğimizi, disiplin açısından nasıl bir hoca olmasını istediğimizi, gençler açısından nasıl bir hoca olmasını istediğimizi, hocanın kariyerinde nelerin olması gerektiğini belirleyip ona göre bir liste çıkarıyoruz. Tercihimiz, arzumuz ve odaklandığımız daha çok Portekiz, Alman akölü üzerinde diye konuştu. Ali Koç yapılacak genel kurula seçilmesi durumunda yeni yönetimde değişiklikler olacağını ifade ederek bu dönemde hem Fenerbahçe camiasının daha fazla kapsayabilecek hem Fenerbahçe'nin ihtiyaçları çerçevesinde katma değer sağlayabilecek bir değişiklik olacak. Zaten 4 kişinin yerini doldurmamız gerekiyor. 10-11 kişi değişecektir diye tahmin ediyorum ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların ardından Kanarya'nın başına kimin geleceği merak ediliyor. Fenerbahçe'de teknik direktörler görevi için arayı sürerken edinilen bilgiye göre Sarı Lacivertler Abel Ferreira ve Paulo Sousa ile görüşme halinde. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, dün gerçekleştirdiği toplantıda teknik direktörlük için Portekiz ve Alman Aküle ile alakalı çalışma yapacaklarını ifade etmişti. Elde edilen bilgileri göre sarı teknik adamlık koltuğunu emanet etme adına Abel Ferreira ve Paulo Sousa ile görüşüyor. Palmeiras'la Copa Amerika'yı kazanan Abel Ferreira şu anda favori konumunda. Ferreira'nın Brezilya'daki sağlık krizi ve Avrupa'ya dönmek istemesinden dolayı sarı lacivertlerinin teklifine sıcak baktığı belirtildi. Şu anda Palmeiras'a görev yapan 42 yaşındaki çalıştırıcı için Fenerbahçe'nin ve Palmeiras'ın eski futbolcusu Alex'le Başkan Ali Koç'un fikir arayışında bulunacağı dile getirildi. Fenerbahçe için adı geçen bir diğer isim olan Paulo Sousa ise Polonya milli takımının başında bulunuyor. Tarafların anlaşmasını sağlaması durumu 50 yaşındaki teknik adamın Avrupa şampiyonasının ardından sarı lacivertlerin başında yer alabileceği aktarıldı. İşte gündemdeki diğer isimler. Christophe Galtier, Lucien Favre, Jorge Jesus, Patrick Vieira, Sergei Rebro, Manuel Peregrini, Zlatko Dalic, Joachim Löw, Marcelo Bielsa. Bu bilgiler eşliğinde bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere.